Herkese merhaba. Şöyle güzel bir fırında sebzeli pirzola yapalım mı? Bir büyük soğanı rendeliyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tatlı toz biber. Bir tatlı kaşığı kekik. Bir çay bardağı sıvı yağ ve tuzunu ekleyip karıştırıyoruz. 1,5 kilo pirzolayı bu marinenin içerisine katıp karıştırıyoruz. Ve 1 saat kadar buzdolabında ağzı kapalı olarak dinlendiriyoruz. 2 baş sarımsak ve 15-16 tane arpacık soğanı soyup hazırlıyoruz. 2,5-3 tane yeşil biberi, 2 tane kapya biberi, 4 tane patatesi, 5 tane domatesi yemeklik doğruyoruz. 200 gram mantarı yıkıyoruz, limonlu suda beklettikten sonra bütün sebzeleri bir kaseye alıyoruz. 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı karabiber, kimyon, pul biber, toz biber ve kekik ekliyoruz. 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz sebzelerimizi. Tuzunu da ekliyoruz. Sebzelerimizi karıştırdıktan sonra fırın tepsimize döküyoruz. İyice elimizle yerleştiriyoruz. 10 tane cin biberimizin başlarını kesiyoruz. Bütün sebzelerimizin üzerine koyuyoruz. Biberi koymayabilirsiniz ama çok hafif bir acılık veriyor ve çok lezzetli oluyor bu yemek. Marine ettiğimiz pirzolalarımızı da sebzelerimizin üzerine yerleştiriyoruz. Tepsimizin üzerine ıslatmış olduğumuz yağlı kağıdı kapatıyoruz. Daha sonra tepsinin üstünü alüminyum folyo ile kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 250 dereceli fırında 45 dakika kadar pişiriyoruz. 45 dakika sonra alüminyum folyoyu ve yağlı kağıdı çıkarıyoruz. Pirzolalarımız biraz kızarana dek tekrar fırında pişiriyoruz. Pirzolalarımız kızardıktan sonra ortalama 5-10 dakika içerisinde kızarıyor. Tekrar çıkarıp pirzolalarımızı ters çeviriyoruz. Tekrar kızarmaya gönderiyoruz fırına. Yemeğimiz pişti. Çok lezzetli bir yemek oldu. Mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonra da umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.